Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hipotiroid hastalığı doğumsal da olduğunu biz basından takip ediyoruz ama uzman ağzından dinlersek doğumsal alanda neler ön plana çıkıyor? Şimdi doğuştan hipotiroidi de tabii ki günümüz tıbbının gelişmelerine paralel olarak da artık hamileliğin başına itibaren tanı koymak lazım. Evet. Son yıllarda kadın doğum uzmanlarımız bu konuda çok güzel görevler yapmaktalar. Hemen hemen bütün hamile bayanlara haftası uygun olduğu zaman şeker yükleme testi yapmaktalar. Bu gebelik şekerin ortaya çıkartılmasında çok önemli. Evet. Aynı zamanda ilk 3 ayındaki araştırma anlamında yapılacak olan tahlillerde de basit şeker tahlili, kansızlık ve tiroid taraması mutlaka yapılıyor, yapılmalı da zaten. Yani bazen bu hastalık çok yavaş yavaş seyrettiği için çok silik bulgularla ortaya çıkar. Kişi farkında olmaz hasta olduğunun. Evet. Yani bir şeker koması gibi, bir hipertansiyon koması gibi bu tür vakalarda teşhis koymak için klinik belirtileri beklemek yanlış tabii ki. O yüzden şikayet olmadan mutlaka riskli hastalarda, riskli gruba giren hastalarda mutlaka tarama testi yapması lazım. TSH testi yapılması lazım. Eğer bu TSH'da yükselmeler varsa hipotiroididen şüphelenmek lazım. O zaman mutlaka açılımını istemek lazım. Bu neyle anlaşılır? Serbest T3 ve serbest T4 veya imkan varsa tabii ki, yoksa total T3 ve T4 şeklinde bakılması lazım. Onlarda mutlaka düşüklük oluyor. Eğer TSH yüksek ise, eğer kan testi güvenilir bir yerde yapılmış ise mutlaka bunları tekrarlanarak doğru teşhis koyulması gerekiyor tabii ki. Evet. Yani doğuştan olan hipotiroidin teşhisi gebe annenin takibinden başlar. Doğumdan sonra da eğer annede bu tür şey yok ise çocukta da olmayacak demek değil. Çocukta ayrı bir birey, onu ayrı bir hasta kişi olarak görmek lazım. Eğer çocukta doğumdan sonra normal olması gerekenin dışında bir kilo alımı varsa, dil büyüklüğü varsa, motor zeka gelişiminde zaten onu çocuk uzmanları anlıyorlar. Her kontrole çocuk gittiğinde çocuğun motor gelişimini takip ediyor zaten. Motor refleks dediğimiz el kol açma kapama hareketleri. İşte 2 aylıkken, hatta şimdilerde daha derken günümüz koşullarında çocukların doğru iyi bakımı sebebiyle kafasını tutması biraz daha erken yaşlarda, aylarda olabiliyor tabii ki. Bunların gelişimine bakılarak da hipotiroidi tanısı konulabilir. Evet. Ama bir zekasında problem varsa, öğrenme güçlüğü varsa, bazı ileri yaşlarda da hipotiroidi olabiliyor tabii ki. Ya yani bunu yaşıyor özellikle. Her yaşta bu hastalıkta şüphe etmek lazım. Yaşı yok, belirtileri gözden kaçabilir, ihmale evet. Gelmez demekte fayda ama var. Ama doktor takibinde olan çocukların gelişimdeki geriliğini çocuk doktoru anlaması çok mümkün. Evet. Yani çocuk hiç hasta olmasa bile 6 ayda bir, yetişkinlerde nasıl diyoruz, yılda bir kere mutlaka check-up'tan geçirmek lazım. Çocukların da check-up'tan geçirilmesi lazım. Evet. Belli aralıklarla. Zaten aşılamaları gayet güzel. Sağlık ocaklarından takip ediliyor zaten. Bu aşılamalar sırasında ara sıra hastaneye gidip işte ilk aylarda biraz daha sık, 6. aydan sonra yine doktor önerisiyle belli aylarda mutlaka gelişimini kontrol etmek için, kilosunu kontrol etmek için bir çocuk uzmanına mutlaka götürmekte fayda var. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.